Melekle Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz bu zamana kadar kime yaptıysam herkesin tarifini istediği ve bu ne kadar güzel bir şekerpareymiş dedikleri şekerpare tarifi hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle şimdi şerbetini hazırlıyoruz. 4 bardak şeker, 5 bardak da suyu tencereye koyuyoruz ve hazır vaziyette bekletiyoruz. Ocağın üstüne koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi şeker paremiz için 200 gram tereyağımı oda ısısına gelmiş, yumuşamış, kendi haline gelmiş tereyağı arkadaşlar. Kesinlikle oda ısısında olması gerekiyor. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı hindistan cevizi arkadaşlar. Çoğu tariflerde Hindistan cevizini bulamazsınız ama gerçekten aşırı yakışıyor. Bir çay bardağı da irmik. İlk aşamada vanilyasını koyuyorum. Aromasını güzel salsın diye. iyice özleşsinler birbirine karışsın diye. İki tane de yumurtayı kırıyorum. Yumurtanın bir tanesini tam kırıyorum. İkinci yumurtayı da sarısını alıyorum üstüne sürmek için. Beyazını da şekerparenin içine koyuyorum. Bu arada bardak ölçüm Su bardağı ölçüm 220 milim. Çay bardağı da 100 milim arkadaşlar. Bardak ölçüm 2 bardak kullandım. Çay bardağı ve su bardağı böyle oluyor. Gerçekten bu tarifim çok güzel arkadaşlar. Abartmıyorum yani. Nereye yaparsam yapayım. Herkes gerçekten çok güzel bir şeker pare diyor. Yarım bardak sıvı yağ. Dilerseniz hiç sıvı yağ koymayıp 250 gram tereyağı koyarsanız sıvı yağ yerine yani sıvı yağ değil de komple tereyağı ile yapmış olursunuz. Öyle de yapınca da gerçekten şahane oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şeker parede tereyağı oranı fazlaysa yerken kendini gösteriyor ve hissettiriyor. 1 paket kabartma tozu 2,5 su bardağı da un arkadaşlar. Ama her seferinde unun yani emici kuvvetine göre değişiyor. Bazen 3 bardak alıyor, bazen 3,5 alıyor, bazen bazı unlarda 2 bardak bile alıyor arkadaşlar. O yüzden ilk başta 2 bardak koyun. Ondan sonra da idareten idareten yumuşaklığına göre ayarlayabilirsiniz. Normal bir kurabiye yumuşaklığı kıvamında olacak. Çünkü elimize yuvarlayıp şekil vereceğiz. Çok yumuşak olursa fırında böyle kaynar yani dağılır, sert olursa bu sefer de yani kabartma tozunu koysak dahi içi açılmaz. Bu sefer de şerbeti içine çekmez. O yüzden çok yumuşak olmayan kurabiye kıvamında bir hamur yapıyoruz. Yaptığımız hamurları da iki ceviz büyüklüğünde ya da küçük bir ceviz büyüklüğünde yaptığınız misafirlere göre değişir. Kalabalık bir misafir ise küçük boyutlarda tutarsınız ama misafiriniz azsa ya da kendinize yapıyorsanız işte bir tık daha büyük tutabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak şekil verin isterseniz birazcık yassı şekil verin fark etmez bu isteğinize bağlı Yağlamış olduğum tepsime diziyorum şekerparelerimi Bu arada tepsime Şekerpareyi dizerken de Fırınımı açıyorum 200 derece fırında ısınmış fırına veriyorum Eğer fırınımız ısınmazsa şekerparemiz dağılır Yumurtanın sarısını üstüne sürmek için arkadaşlar burada da şöyle bir şey yaptım gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum yumurtanın içine. Çünkü bazen yumurta böyle koku yapıyor. Fırının içi dahi kokuyor pişerken. Yani yumurta kokmasın, üstüne sürdüğümüz yumurta kokmasın diye içine bir tatlı kaşığı sıvı yağ koyduk. Şimdi fırçayla da hepsinin üzerine sürüyorum. İster fındık koyun, fıstık koyun, badem koyun, ceviz koyun, antep fıstığı koyun, hiç fark etmez. isterseniz hiçbir şey koymayın, hiç fark etmez arkadaşlar. Ben şöyle cevizleri bir tane cevizi dörde bölerek arkadaşlar gördüğünüz gibi o kanatlardan böyle dörde bölerek hepsinin üzerine koydum. 200 derece fırında kızarana kadar istediğim kızarıklığa gelene kadar fırında pişirdim arkadaşlar. Bu da yaklaşık 25 dakika ya da yarım saat arası alıyor. Her fırına göre değişiyor. Bazen çok hızlı çalışan fırınlarda 15 dakikada dahi pişebiliyor. Bunu siz fırının derecesine göre ya da hani kalitesine göre ayarlayabilirsiniz. Hemen tepsimi fırına koyduğumda da şerbetimi ocağa koyuyorum. Ocağın altını açıyorum ve kaynamaya başlıyor. Kaynayan şerbetimin içine bir çay kaşığının ucuyla limon tuzu ya da birazcık limon sıkıyoruz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte tatlımız fırından çıkana kadar ocakta olmuş oluyor şerbetimiz. Sıcak şeker parenin üzerine de sıcak şerbetimizi koyuyoruz. İyi kuruyan, iyi pişmiş şeker pareniz ve kıvama gelmiş olan şerbetinizi birleştirince arkadaşlar kesinlikle yumuşama olmuyor. Ama şerbetiniz eğer cıvıksa, su gibi ise, hiçbir kıvam almamışsa, şeker pareniz de fırında biraz güzel pişmemişse, hala içi hamur kalmış ama hızlı pişirmişseniz eğer, bu sefer de hemen hamurlaşır şerbeti yediğinde. Şeker parenin özelliği aynen kurabiye gibi kısık ateşte ve kuruyana kadar pişmesi. Şerbetin üzerinde sıcak sıcak yediriyoruz arkadaşlar. Servis aşamasında istediğiniz bir tabağı alıp istediğiniz süsleme yaparak servis edebilirsiniz. Akşam çayınızın yanına getirebilirsiniz. Şahane şeker Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.